Arkadaşlar merhaba. Bordeaux ile Muscat Fransa koşu gününde tekrar değerlendirme yapıyoruz. Bugünkü değerlendirmemiz Avrupa'daki oranlar, erken bahis oranları üzerinden olacak. Bir de dikkat çeken bir jokey var. Bu programa ait onu paylaşacağız size. Altılganya'nın ilk ayağı ikinci koşuyla başlıyor. İkinci koşu 1900 çim. Tüm koşular çim zaten burada, Bordo'da. 3 yaşlı İngilizlere. Avrupa'daki bahis oranlarına baktığımız zaman Bordo Lebuskat'ta favori olarak 2 ve 1 ayırt edilemiyor. Burada Julien Avuç'un bindiği Prosim ve Hugo Yornyak'ın bindiği Fantastic Spirit favori gözüküyor hemen hemen ikisi de. Klasse 3-4 sayıda Kodiak Again Music, Christian Demorand'ın bir de Eddie Hardy'nin bindiği. Normalde bu 4 hatta 4 atında gelir var arkadaşlar. Coco Kalin de değerlendirme almışlar. 6 numara. Burada Julien Auch hakkında size bilgi vereyim. Bugünkü yarışlar tam dışına göre kendisi son 20 Mayıs'ta yapmış olduğu 4 tane ata bindi. Bu 4 tane bindiği attan bir ikincilik yaptı. Altıncılık, üçüncülük, birincilik ve dokuzunculuk. Toplamda bu sene 401 tane yarış koşmuş 2020'de ve 65'ini kazanmış bu vatandaş. O yüzden Julien Auch için bugün önemli bir gün. Dişine göre rakipler var, dişine göre atlar var. Hem de güzel atlara biniyor bugün. Christian Demuro, Eddie Hardwin, Hugo Yornyak biraz yorgunlar. Çok sıkı tempo programdan geldiler. Ama Julien Auch bunların yanında daha dinç. O yüzden bindiği at da iyi. Hani risk almak isteyenler bu ayakta ikiyi tek olarak yarınki duruma göre değerlendirebilirler arkadaşlar. Üçüncü kuşu Altılıganya'nın ikinci ayağı. Burada gördüğünüz gibi 1900 şimdi tekrar 6 tane at koşuyor. Kısıtlı. Üçüncü koşudaki duruma bakalım. 3.3 ile No Turning Christian Demuro. Favori gözüküyor 2 numara. Klase 4 ve 3. American Beach. Grosjean'ın bindiği 3. Anka. Esler'in bindiği. Burada gördüğünüz gibi Julien Auch yine koşuyor. Onun hipodromu burası. Bildik hipodrom. Dikkat etmekte yarar var arkadaşlar. Dördüncü koşu Altılganya'nın üçüncü ayağı. Burada yine 8 at koşuyor. Açık koşu bu. 1900 için. Privé piyesler, Julien Auch tekrar var hepsi gördüğünüz gibi. Dördüncü koşu. Erken bahis oranları. Joao Frances Equiem'le ve 3 numara Abuyove Christian Demuro ile. Christian Demuro zaten kaliteli bir jockey. Ve şu an temsil ettiği at sahipleri de Roget, GC. Bu yarışta mutlaka kazanmak isteyecekler. Açık koşu ikramiyesi de güzel. Yanılmıyorsam 40 bin euro ikramiye olması lazım. Bu tip koşulları bırakacağını zannetmiyorum ben. Julien Auch burada da koşuyor gördüğünüz gibi. 8.
ve 8.8 oran var. 5-3 plase 1 ve 2 Diamond Vendome. Maxim Guyon'la Maxim Guyon burada başladı koşmaya. Evet. Mr. Satchimo. Oliver Passler. Erken oranlar 4. koşuda bunlar arkadaşlar. Hemen 5. koşu 4. ayak Fransa. Evet, burada birçok ekürü beraber start oluyor. 4 maiden koşu 4 yaşlı Araplar. Evet, Arap atları çıktı ortaya. 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. Gözümüze nasıl gelecek artık bilemiyorum. Bu koşu çok çok riskli bir koşu zaten belli. Adeta bu ekürlerin savaşı var. Hemen vakit kaybetmeden 5. koşunun Avrupa ve erken bayis oranlarına bakalım. Evet, 2 numara Efrita. Julian Hoş, bakın Julian Hoş burada gene favori ata biniyor. Kendi çöplüğü burası Julian'ın. Dediğim gibi bütün hemen hemen birincilikleri bu hipodromda almış Julian Hoş. Orta yaşlı bir jockey. Dikkat etmekte yarar var arkadaşlar. Akabinde 3 ve 7 demişler. Kamera Alkam ve 7 Mendiz Abal. Evet. Oranlar böyle görüyorsunuz. Oranları. Tabi değişecek bu oranlar. Yarın sürpriz 9 denilmiş Raga. Eddie Hardwin'le. Evet, ben Eddie Hardwin'in de bu 23 Mayıs itibariyle Bordo, Cumartesi Bordo yarışlarında bir yarış kazanacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Daha evvel videoları izleyenlere yaptığımız yorumlarda bayan jokerlerin kazanacağını söylemiştik. Aynı zamanda yine videolarımızı takip ediyorsanız eğer, yararlı açıklamalar var orada. Dresden'le ilgili de video vermiştik. Verdiğimiz videodaki tavsiye ettiğimiz atların 3 ya da 4 tanesi geldi bugün. Çok yararlı bilgiler sunuyoruz size. Bunu değerlendirmek size kalmış bir şey. Burada önemli olan bu verileri toplayıp en doğru kararı almak. Gerek ikili, gerek çifte bayıslar, gerek üçlü ganyan, beşli ganyan, dörtlü ganyan, altılı ganyan olmasa bile bunlardan hem heyecan yaşamak hem de para kazanmak tabii ki. Hemen geçiyoruz. Burada bu ekürleri tek tek irdeleyebilirsiniz siz de. Henüz şu an Türkiye'de puanlar çıkmadı ama dediğim gibi erken bayis oranlarında ön plana çıkan atlar bunlar. Eddie Hardwin mutlaka yazın Maxim Guyon burada da koşuyor. 12 numarayla. Ekürler. Arap atları arkadaşlar. 6. koşu, 5. ayak. Altın bayı tekrar 6 ata indik burada. 2400 İngilizler. 2400 metre İngilizler. Evet, Julian Hoş gene gidiyor burada. İrlanda orijinal atı Influx. 6. koşu. Evet, Influx gördüğünüz gibi 2.5 Julian Hoş'un bindiği. Favori. 2.5 sağlam bir favori yani. Mans and Ants JB Egem'in bindiği. Yalnız bu Roget, sahipleri Roget'lere çok dikkat edin. Fransa'nın bunlar resmen baronları yani, bildiniz. At yarışının baronları bu Roget'ler. Favori 2. Lese 1. Sürpriz 5. The Magic, Eddie Hardwin. Evet. 6. koşuda böyle ve son 7. koşu son aya, altının son ayağı. 4 yukarı İngiliz'e 2400 çim.
Ağırlıklar hemen hemen aynı atlar koşuyor gördüğünüz gibi. Burada hemen Avrupa'daki oranlara bakalım. 7. koşu favori bir numara demiş. Evet. Peşinden 4 ve 6. Mendizabal. Oliver Pestler. Sürpriz 7. Guardian Pie. Açıkçası burada ben Maxim Guyon'un kapanış yapacağını düşünüyorum. Guardian Pie bununla ilgili informasyon, özel informasyon yazıp paylaşırım size. Maxim Guyon, Guardian Pie. Oranlar bunlar arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Lütfen videolarımıza kaydolmayı unutmayın.